Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Seçime 2 gün kaldı. Bugün Muharrem İnce'yi soruyoruz. Muharrem İnce seçimden çekildiğini açıkladı. Tabii büyük bir sevince sebebiyet verdi. Muharrem İnce'ye teşekkürler, teşekkürler. Bir kısım da kızdı tabii. İsyan, isyan. Bakalım vatandaş neler söylüyor. Bizi takip etmeyi unutmayın diyeceğim. Ama ondan önce de şunu diyeyim. Arkadaşlar, kurtulacağız inşallah. Kurtulacağız. Kardeşim Muharrem İnce çekildi, vatandaş ne düşünüyor? Yani yapması gerekeni geçti olsa yaptı. İlk başta hani çekilsin biz de istedik ama geç kaldı. Hani yurt dışındaki oylar kullanılmadan önce keşke çekilseydi. Ama biz Muharrem abimden razıyız. İnşallah ilk turda Kemal dedem kazanacak, ipi gösterecek. %52'nin civarında bir oy bekliyorum. Ya umarım artık hani kurtuluruz ya. Ben de rahat rahat artık. İki gün kaldı. İki gün kaldı. Hani şey yapayım artık, tek kol çocuğum, tek vuruşla masayı kıracağım böyle. Bütün gençlere de buradan diyorum ki oyumu Kemal dedeme atın. Abim, ne diyorsun bu başımıza gelenlere? Muharrem İnce çekildi. Muharrem İnce bundan 15 gün önce çekilmesi gerekiyor diyor ya. Hmm. Bana demesinler kaybettikleri zaman seçimi Muharrem İnce yaptı diye. Şu an 15 gün önce çekilmen gerekiyordu. Ve şunu açıklaman gerekiyordu. Ben, bir oy bana ise bir oy da Cumhuriyet'e, değil mi? Mantık yürütürsen eğer. Ama baktığın zaman insanlarda öyle bir zihniyet yok. Az önce birisi diyor ki gene Tayyip kazanacak. Kazanır kazanmaz, o bizim sorunumuz değil. Seçime gider, kazanır kazanmaz. Ama 30 milyon suvan olmuş ya. Ben pazara gitmiyorum. Ben şahsı olarak pazara gitmiyorum. Eşim gidiyor. Eşim bir kilo erik yerine yarım kilo alıyor. Benim 3 tane çocuğum var. Ben yemiyorum. Hanım da yemiyor. 3 tane çocuğu bölüşüyor. 3 sana, 3 sana, 3 sana. Emin Erdoğan diyor ya, manda yoğurdu yiyelim. Manda yoğurdu yiyebilirse yok. Bize de geldim porsiyonları küçültüyor ya. Bu ülkeye ben bir şey demiyorum. Şurada her pazar bir baba çocuğu için, SEMA hastası için bunu Sağlık Bakanı dilendiriyordu. Bütün anneler, babalar SEMA hastası çocukların annesi babasına dilenmesi için kağıt veriyor. İzin bunu, kağıdı. İzin kağıdı veriyor ya. Ne bu devletten? Hangi devletten bahsediyorsunuz siz? Çalan devletten mi? Okşan yengemizin elini mi öpeceğiz Ankara'ya gidip de? Ne yapalım? Birinci turda mı kazanıyor Kemal Bey, ikinci turda mı? Valla inşallah birinci turda kazanır. Ülke için birinci turda kazanması gerekiyor. Ülke için. Yoksa bu ülke hak ediyor, hak eden kazanır gerçi. Satan Tayyip kazanırsa bu ülke daha beterini hak ediyor. Kazanmazsa yapacak bir şey yok. İnşallah düzelir. Daha önce yapması lazımdı. Geç kaldı. Ama yine de olumludur yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda bitirmesi için bu işi çekilmesi iyi oldu. İlk turda kazanabilir diyorsunuz. Kesinlikle kazanacak. Yüzdelik de alalım. %52 ile alır. Muharrem İnce çekildi de efendim. Vatandaş nasıl bakıyor bu meseleye? İyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu. Bence iyi oldu. Muharrem İnce için iyi oldu. Muharrem için de iyi, Muharrem İnce için de iyi oldu. CHP için de çok iyi oldu. Muhalefete oy gider diyorsunuz oradan her türlü. Gider tabii. CHP'ye oy verenler oraya verir. Ayrılmasaydı zaten siyasi yaşamı son bulacaktı. The end olacaktı. Şu anda kazandı ama. Şu anda tabii bir kız... Tam değil de kısmen de şey siyasi itibarını geri aldı yani. Tabii, tabii. Şöyle kaybedilse dahi ben yapacağımı yaptım deyip sıyrılacak. Ya içinde. O çok kendini düşünen bir adam ya. Ben onu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bile yakıştırmıyorum. Ama bak şimdi milleti düşüneceğim dedi, çekildi. Dedi Allah de Allah. Demek ama davranışlarıyla da düşünmediğini gösterdi yani. Kendisini düşünüyor açıkçası. Seçim sonucuyla alakalı da bir öngörü alabilir miyim efendim? Çalmazlarsa %100 kazanacağız. İlk turda mı? İlk turda tabii ki. Fark yerler, fark. Evet. Ama çalmazlarsa, çalarlarsa ona bir şey diyeyim. Çünkü genç adam, dünyada eşi benzeri görmemiş, ben emekli öğretmenim. Bunlar kadar profesyonel, hırsız, profesyonel, yalancı, dolandırıcı dünya tarihinde yok yani. Adolf Hitler'i sollayacaklar bu gidişle. Biri aşırı dini kullanıyor, biri aşırı ırkçı yani. Seçim konusundaki yaptığı açıklamalar kan dondurucu. Vatandaşa o yüzden tedirginlik geldi abi. Şimdi tedirginlik falan değil. Darbeye benzetti. Darbeye abi. Benzer şey yaparlarsa göğsümüzü ağzılır, bayrağımızı elimize alır, çıkarız sokağa. Hukuk ne derse o verecek. Aynen öyle tabii ki. Biz o anayasayı beğenmesek bile bağlıyız. Bak onu söyleyeyim. Kanunlara bağlıyız. Ama hadsizlik yaparlarsa koyun sürüsü de değiliz. Kusura bakma. Eyvallah. Değil mi? Yaşasın Cumhuriyet der, çıkarız sokağa. Eyvallah, eyvallah. Muharrem Bey çekildiler. Ne düşünüyorsunuz? Gerekeni yaptı. Biliyorsunuz Sosyal Demokratlar 1952'den beri iktidara gelemedi. Ha gelmek üzereyken de böyle her dönemde bir bölen çıktı. Bir bilenler işi götürdü, bir bölenler hep devrildi. Muharrem İnce de bir bölen olarak piyasaya çıktı ama neyse ki aklı başına geldi. Gereğini yaptı. İnşallah bu gereğinin yapılmasıyla birlikte Sosyal Demokratlar da ilk defa iktidara gelir. İnanılmaz günler bizi bekliyor olabilir. Heyecan evet. Var mı? Yok, hiç heyecan yok. İlk defa. İlk defa
Ben yaklaşık 50 yıldır partiliyim. Ha 50 yıldır hep zarar gördük. Partili olduğumuz için zarar gördük. Ha benim bir kardeşim de 3. sıradan milletvekili adayı Kastamonu'da. Hayır olsun. Ama seçilme şansı yok ama en azından sosyal demokratlardan kim gelirse gelsin iktidara. Birlik bir cephe de olsa doğru bir birleşim. Yani gelecekteki çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için böyle bir iktidara ihtiyacımız vardı. Kemal Bey'in o samimiyeti, zarafeti, kibarlığı inanılmaz bir seçim kampanyasına dönüştü. Yani biz böyle bir şey beklemiyorduk ama. Mutlaka tabii ki beklemedik. Yani geçti. Yıllarca seçim kaybetti. Tabii ki burada çevre baskısı var idi. Dinsel baskı var idi. Doğru. Irkçılık var idi. Ve bunlar hepsi o Kemal Bey'in gülüşüyle, zarafetiyle dışta kaldı. Ve böylece de birlikteliği sağladı ve hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek grupları bir araya getirdi ve hakikaten de Türkiye'nin önünü açtı. Ben bir de şöyle görüyorum abi, devletin temelini sağlamlandırdı. Yani öyle bir kuruluş yaptı ki merhameti tabii, ve yani, affetmeyi, özür dilemeyi öğretti bize abi. Bu insanların önce canan bunları bu mevhumla bakarsak zaten özünde paylaşım var. Özünde birleşme, birliktelik var. Bölüşüm var. Şimdi bu bölüşüm içerisinde de hakikaten dürüst bir bölüşüm olması lazım. Bizim şimdi çocuklarımıza baktığımız zaman hakikaten devlet dairelerinde azınlıkta kalmadı çocuklarımız. Nerede? Hep kayrılan, hep torpilliler, hep el altından soruları çalan, hiç hakkı olmadığı halde birçok kuruluştan dolayı memurluğa geçen insanlarla doldu. Geriye baktığımızda, dönüp baktığımızda hakikaten bizim çocuklarımızın da bu devletin korumasına ihtiyacı var. Ama hakkıyla girecek. Liyakat. Hakkıyla girecek. Liyakat önemli. Liyakatın olmadığı yerde sonuç böyle olur. Hüsran olur. Soğanı 30 liraya da yersiniz. İzmir gibi yerde yeşilliğin, üretimin en yoğun olduğu bölgede her şeyin 35 lira. Şuna bak ya. Meyve 35 lira. Yeni dünya dediğimiz 35 lira. Burada i̇nanılır olacağı gibi değil, inanılır gibi değil. Hiçbir şey inanılır gibi. İnşallah hayırlısı olsun. Tamam, sağ olun. Her zamanki yaptıkları terbiyesizliklerin hepsinin de. Keşke çekilmeseydi. Seçime girdi. Sonuna kadar devam etmesi mi gerekiyordu? Doğru. Bu kadar millet, bu kadar milletvekili adayını getirdiğin yanına niye çekiliyorsun? Peki bu çekilmesi sizce iktidar tarafına mı yaradı yoksa muhalefete mi? İktidar tarafına yarar. Çünkü açık ve ne söyleyeyim, öbürlerinin söylemi gibi değil de o adamın söylemi. Sinan Oğan oy kazandı diyorlar bu ara. Öyle bir şey var mı? Bu adam kazanmaz. Yüzde ne kadar olur Sinan Bey? Yüzdelik tahmin. Tahmini zor onlar ya. Ya olamaz o. Peki Kemal ve Tayyip Bey? Tayyip alır. İlk turda mı alır? İlk turda alır. Yüzde? 55'inden geçer. Eyvallah. Kılıçdaroğlu kazansın. Birinci turda mı ikinci turda? Birinci turda. Kazansın tamam. Seviyordun. Anlaştık. Peki. Hayır olsun. Valla haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu kirli kaset oyunu kötü bir şey. Yani bileğin hakkıyla şey yapılsaydı çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığından çekilmesi iktidar tarafına mı sizce yaradı, muhalefet tarafına mı? Valla şurada CHP'nin şeyi var. Dün açıklandı, çok büyük sevinç gösterileri vardı. Oradan da ne olduğunu anlayabiliriz. Muhalefet. Teşekkür ederim. Gençler bir şey soracağım. Muharrem İnce çekildi ya. Evet. Bu konuda bir düşüncesi olan var mı? Abi yani? Bence iyi yaptı. İlk turda bitmesi daha iyi olur. Zaten oy bölüyordu. Bence iyi oldu. İlk turda bitecek mi bu iş diyorsunuz? Evet, bence abi. Evet. Bence de öyle. Abi. İnşallah. İnşallah. Aynen, zaten oyları bölüyordu abi. Oylar bölünmesi ilk turda rahat olsun, bitsin yani. Vallahi iyi yaptı. İyi yaptı. İyi yaptı. Ülkemiz için iyi oldu. Millet için çekiliyorum dedi. Helal olsun ona. Efendim yani, kim kazanır ve kaçıncı turda? Valla ilk turda alalım ne alırsak. Yani ilk turda alalım ya. Alalım. Abla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ilk röportajımı seninle yaptım biliyor musun? Burada. 4 yıl önce. Doğrudur. Evet. Paralı poşet röportajı yapmıştık sizinle. Poşet paralıydı. Doğrudur. O zaman. Doğrudur. Saygılarımı sunarım. Sağ olun. Valla Muharrem İnce'ye komple kuruldu. Provokasyon yaptı. Bunu da CHP yaptı. Ben reisle yola devam etmesini istiyorum zaten. Memleket Partisi de reisi destekleyeceğini eminim. Son sözüm reis. Yazık senin gençliğe. Niye? Neden yazık? HDP ile işbirliği yapmıyor mu teyze? Kim CHP. Kim yapıyor? Hadi oradan. Niye gidiyorsun teyze?
Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Memleket Partisi'nin seçime girmemesi iktidara mı daha çok yaradı diyorsun? Daha çok iktidara yaradı. Öngörünü alalım. Reisle yola devam teyze. Öngörünü alalım %'lik. %53. Peki Muharrem İnce'nin çekilmesine ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Muharrem öyle kıvırır boşver ya. Muharrem kim ya Allah aşkına. Siyasi bir şeydir. Biz anlamayız evet. O kadar. Cumhurbaşkanlığından çekildi. Muharrem İnce? Evet. Çekilsin. Kime yaradı sizce bu? AK Parti'ye. Bence de. Açıkçası hani şahsım adına ben üzülüyorum. Yani daha demokratik bir seçim olması için hani adaylarının aday sayısının çokluğu bence önemli bir şey. Yapılan politikalara baktığımız zaman işte hani bir tarafta Hüdapar var, öbür tarafta her ne kadar masada olmasa da HDP'nin desteği açıkça belli. Şahsım adına yani Atatürk'ün partisi sonuç olarak ben de bir Atatürkçü bir gencim. HDP'nin hani CHP'ye direkt olarak destek vermesi benim için üzücü bir şey. Sence kim kazanır peki seçimi? Yani şu an öngörmek çok zor. Hani bütün şeyler, oylar hani hem Kılıçdaroğlu için hem de Recep Tayyip Erdoğan için baş başa gidiyor. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Hani inşallah milletimiz için hayırlısı olur sadece. Abi hayırlısı ne kadar nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah. Bakalım. İnşallah. Kolay gelsin abi. Muharrem İnce çekildi adaylıktan. Duydun mu? Duyduk. Ne düşünüyorsun? İyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu oğlum gittiğinde. Kim kazanır seçimi sence? Vallahi bilemem. Bir tahmin. İnşallah Kılıçdaroğlu kazanır. Halk Partisi için daha iyi oldu. İyi oldu diyorsun. İyi oldu tabii. Oylar artık gelecek mi? Ya şimdi bölünüyordu, parçalanıyordu. Ya öbür türlü olunca daha iyi oldu yani CHP için. Bir de ORC'nin anketi de korkuttu. %49.3 Kemal Kılıçdaroğlu deyince yani düşünsenize 0,7 ile ikinci tura ertelenirse değil mi? Yani mesela yani tabii kesin değil de o. Ya orasını artık bilemiyorum. O kadar hesap yapamıyorum da ben çekildiğinden yanayım yani. Çekilmesi daha iyi oldu. Seçim sonucuyla alakalı öngörüm var mı? Vallahi seçim sonucu inşallah bu adam kaybeder. Birinci turda mı kaybeder Erdoğan ikinci turda? Ben birinci turda iş biteceğini sanıyorum. Vallahi ben bilmiyorum. İlal şu AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Allah aşkına kurtarın bizi şundan ya. Az kaldı sabır. Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Vallahi canımıza tak etti. Vallahi. Kızmayın bana. Yok canım, vallahi gitsin artık. Memleketi mahvetti ablam ya. Öyle doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Vallahi mahvetti. Doğrudur değil, gerçeği söylüyorum yani. Allah hayırlısını versin bize. Adama bir iftira atıldı mesela. Mesela dediler ki mesela kaset. Ama bu yine bu bir AK Parti'nin oyunudur. Şimdi ben abi mesela Türkiye'de yargı, hak, adalet yok. Şimdi abi mesela emekli geçinemiyor bir. Engelli geçinemiyor iki. Çiftçi geçinemiyor üç. Çünkü bir devlet bir adamın elinde olsa o devletin işi bitmiştir. Bak ben kendim 62 yaşında bir babam var. Ben kendim de abi mesela rahatsızım. %50 engelliyim. Abi mesela 1,5 milyar bana maaş veriyor. Benim evim abi 1500 lira kira. Elektrikim var, suyum var. Geçinemiyorum abi mesela. Bittik yani. Bittik yani. Böyle abi mesela bir devlet abi mesela şu an mesela Türkiye'de abi mesela adaletsizlik var. Hak, adet, hukuk yok. Kemal Bey kazanacak. İnşallah. Birinci tur mu, ikinci tur mu? İnşallah umudumuz abi mesela bizi bir an önce bu sistemde çıkartsın. Kemal Baba inşallah geliyor. Çünkü Türkiye'nin abi mesela halidir. Bak benim vatandaşım gençler hep iş bulamıyor. Suriyeliler abi mesela gıda geliyor. Kömür geliyor. Yardım geliyor. Ben bu Türkiye'nin vatandaşıymsam benim vatandaşım yesin. Benim zoruma. Ama Suriyeli geliyor benim ekmeğimi yiyor. Bacıma laf atıyor mu abicim atıyor. Anneme laf atıyor mu atıyor. Abi mesela Suriyeli gelmiş benim memleketimde bana kafa tutuyor. Git. Babam git. Türkiye'de hak kalmadı abi, adalet kalmadı, hak hukuk kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Şimdi hiçbir şey kalmadı mesela. Kemal Baba gelirse tek umudumuz Kemal Baba Meral Abla. İnşallah. İyi mi oldu kötü mü? İyi oldu tabii. Kimin için ama? İktidar tarafı için mi, muhalefet için? Kılıçdaroğlu için. Seçim sonucu hakkında ne düşünüyorsun abi? Birinci turda bitsin. %'lik? %60. Rekor. Türkiye rekoru olur ama. Ciddi. %54'ün üstüne alan hiç olmamış. Olacak. Özür dilerim %56. Olacak bu sefer. Hayırlısı abim, saygılar. Hayırlısı. Valla iyi yaptı diyorum ben kendi kendime ama geç yaptı yani bu işi ya. Biraz geç yaptı. Daha önce yapsaydı iyiydi. Peki kime göre iyi? Yani muhalefete mi yaradı sence bu yoksa hükümet kanadına mı? İki tarafa da yaramadı. Çünkü ona giden oylar boş ekmiş olacak. O yüzden hiç kimseye yaramadı bu iş. Vatandaş ne düşünüyor? Muharrem İnce'nin oyla şimdi yarısı AK Parti'ye gidecek, yarısı da CHP'ye gidecek. CHP'yi istemeyen ama ne de olsa benim diyecek adam, kendi davam deyince önce ama Kılıçdaroğlu'na reddedenler artık ben zaten istemiyorum. Bu sefer ben de AKP'ye vereceğim diyor. Peki bu Sinan Ogan oyları artmış mıdır? Sanmıyorum.
zaten milliyetçiler 3'e 4'e bölündüler. Efendim Muharrem İnce çekildi. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu. Kim kazanır ve kaçıncı turda? Birinci turda olsun inşallah. Kılıçdaroğlu mu? Evet, Kılıçdaroğlu. Evet, Muharrem İnce çekildi ama bence güzel yapmadı. Biraz daha dik dursaydı daha iyi olurdu bizim için. Ama yani yapacak bir şey yok. Demokrasi var. Demek ki iş oldu. Yani baskı gördü. Baskı gördüğü için de çekildi. Peki, tavsiye etmiyorum ben bunu. Dik durması lazım. Eğer dik dursaydı daha çok oy alırdı. Şimdi Muharrem İnce çekildiği oylar kim gidecek? Onu da zaten söylemedi. Gene Memleket Partisi'ne attın dedi oyları da. Yani bu Kılıçdaroğlu'na yaramayacak bu. Yaramayacak mı? Yaramayacak. Peki sizce yaramayacak. Kim kazanacak? AK Parti kazanacak. İlk turda mı, ikinci turda mı? İlk turda kazanacak. Hatta 160 alacak yani.